Hocam, ifam nedir? Neden ve niçin vardır? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Efendim, İFAM, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi, sünnet ve cemaat akidesine bağlı ilim, fikir, hareket ve dava mektebinin adıdır. İslam'ın emir eri olmaya namzettir. Ezelde başlayıp ebede dökülen o ilim, fikir, irfan mecrasında bir damla olmaya taliptir. Müslümanlar bütün kurumlarını, kuruluşlarını son bir asırda kaybedince dava adamları, fikir adamları, ilim adamları hayatın farklı şubelerinde İslam'a hizmet edebilmek için ortaya çıktılar. Her biri kendi varlıklarını ifa ettiler. İfam bir anlamda bunları cem edip, yani ilimde Üstad Ali Haydar Efendi Hazretlerini, İmam Kevserî'yi, Mustafa Sabri Efendi'yi, fikirde Necip Fazıl Abdullah Hasan Ennedvi'yi, harekette Hasan el-Benna'yı aynı noktada, aynı merkezde toplayıp bütün bunları bu asrın gençliğinin suretinde, siretinde cem edebilmek, bu gayretin içerisinde olan bir mektebin adıdır İFAM. Bunun için vardır. Varlık sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına hizmet edebilmektir. Emir eri olmaktır, yani Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle. Bu gaye ve amaç çerçevesinde 6 yıl önce 10 tane kardeşimiz de bu odada bir halkayla başladı. Sıra kitaplarıyla başladı. Bir anlamda İmam Rabbani Hazretleri'nin "Nahvel ganaim elleti la sahibe leha", sahipsiz olan, ortada kalan İslam irfanına, ilme, fikre, harekete sahip çıkabilir miyiz? Neler yapabiliriz? Nasıl bu ümmetin izmi hilalini yeni hale dönüştürebiliriz? Bu gayretteki kardeşlerimizle 6 yıl önce burada başladık. Elhamdülillah bugün o halkada olanlar, okuyanlar şimdi okudukları dersleri hayata tatbik edecek şekilde, hayatı İslam'a göre tanzim edecek şekilde okutma gayreti içerisindeler. İFAM bunun için vardır. Gözlerden uzak, yani tenhada, ilme, irfana hizmet etme gayreti içerisindedir. Hocam, ilim ve irfanın nizam sarayı olan medreseyle felsefenin düşünce atölyesi olan akıl ocakları mücadelesinde Müslümanlar nerede duruyorlar? İkisini tevhid etmek, aynı mecrada toplamak mümkün müdür? Şimdi biri gece, biri gündüzdür. Biri reaksiyondur, biri aksiyondur. Biri medeniyet, biri uygarlıktır. Dolayısıyla ikisini aynı vadide, aynı mecrada cem etmek mümkün değildir. Biri kuzeye akıyorsa, biri güneye akıyor. Biri kıbleye doğru akıyorsa, biri hevaya doğru akıyor. Dolayısıyla onlar aynı noktada teksif etmek mümkün değildir. Akılla vahiy birbiriyle mukayese de edilmez. Ligleri farklıdır, dünyaları farklıdır. İkisi de belki aynı iddiada bulunabilir. Yani felsefe vahyin taleplerini tahakkuk etme iddiasında bulunabilir. Belki ifadeyi bu şekilde tavsiye etmek gerekir. Yani vahiy, İslam, irfan, ilim, İslami hareket, bunlar peygamberlerin gölgesinde, onların dünyasında hayatın en temel sorunlarına cevap verirler. Ruha cevap verirler, ruha dair cevap verirler. Hayatın oluşuna, dünyaya, aleme, felsefenin en temel sorunlarının cevaplarını ilim verir, irfan verir. Felsefe de bu vadide konuşur. Zaten varlığı bu vadide konuştuğu ifadeler üzerine iptina etmiştir. Fakat felsefenin 6. hassesi yoktur. 6. hassesi olmadığından metafizikle alakalı bu konulara, bu mevzulara muhatap olamaz. Felsefede inkar vardır, vahide, İslam'da ise ispat vardır. Belki şöyle demek lazım, yani inne fil felsefedi nefyun mufassalun ve isbatun mucmelun. Felsefede mufassal bir nefi vardır, inkar vardır, mücmel bir isbat vardır. Çünkü felsefe, kendinden bir filozof, kendinden önceki filozofun yanlışları üzerine doğrusunu ikame eder. Böyle iddiada bulunabilir. Yani bunu söylerken Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle felsefe aslında yanlışı tesis etmenin müessesesidir. Yani yanlışı tesis eder, o yanlışı tesis ederken bir önceki yanlışı da izale eder. İnsanları ondan kurtarır. Bir ehram kurmaktan mahrumdur. Çünkü her filozof yeni iddialarla ortaya çıkar. Aleme dair, eşyaya dair, ruha dair en temel çözümler bendedir der. Böyle başlar. Bir ehram göremezsiniz. Felsefe havzalarında bir fikir ehramı göremezsiniz. Bundan mahrumsunuz. Ama peygamberlerde halilik vardır. Hz. Adem ne söylediyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akideye dair, şeriatta yeni tayinler, tespitler vardır. Çünkü dünya değişiyor. Değişen dünyaya şari yeni hükümlerle müdahil oluyordur. Vahiy zaten hayata müdahil olmaktır. Fakat akideye dair mevzulara baktığınız zaman muazzam bir ehram görürsünüz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendinden önceki peygamberlerin yükselttiği o irfan taşları üzerine kendi akide taşlarını koymuştur ve bunun zirvesindedir Allah Resulü Aleyhisselam. İnnemâ ene beşerun mislukum yuhâ ileyye. O bir beşerdir. Bu zaviyeden baktığınız zaman çarşıdadır, sokaktadır ama kendisine vahyedilmesi itibariyle İlim ve fikir ehramının, hakikat ehramının zirve noktasındadır. İşte filozof oraya çıkamaz. Düşünür oraya çıkamaz. Düşünce kuruluşlarında ömrün tüketen adam Peygamber Aleyhisselam'ın ilim ve irfan ehramının zirve noktalarına çıkmaktan mahrumdur. Peygamber oradadır. Yani dağı düşünün. Dağın zirve noktası. Zirve noktasında birisi var. Elindeki dürbünle dağın arkasındaki fotoğrafı bize anlatıyor. Siz buradan bakıyorsunuz, sadece dağın yamaçlarını, belli noktalarını görebiliyorsunuz. Peygamberin olduğu yere, yani dağın zirvesine çıkma imkanınız yok. Tek yolunuz var, peygamberin söylediklerini kabul edebilmek. Bizim hakikate ulaşabilmemiz için bir köprü lazım. O köprüyü de peygamberler tesis ediyorlar. Ve onun zirve noktalarındalar. O zirve noktasında bize öteye dair, göremediğimiz dünyaya dair, mugayyebata dair konuşuyorlar. Aleme dair, ruha dair, akla dair, aşka dair hükümler şunlar diyorlar. Ya bunları kabul edeceksiniz ya reddedeceksiniz. Hadiseyi bu zaviyede baktığınız zaman felsefe enkazdır. Felsefe yok oluştur. Varoluş peygamberlerin ehramıdır. Onun için cins kafalar, İmam Gazali gibi, İmam Rabbani gibi varlıklarını peygamberlere salavatullahi ala nebina ve aleyhim ecmain onlara teslim olmada bulmuştur. İşte medrese o yoldur. Medrese hakikatle cemiyet arasında, hakikatle insan arasındaki yegane köprünün, yegane vasıtanın adıdır. Yani o vasıtaya siz, o hakikate ne Kant'la gidebilirsiniz ne Descartes'la gidebilirsiniz. Çünkü onlar ehram kuramazlar. Onlar hakikatle cemiyet arasında köprü inşa edemezler. Bütün varoluşlarına baktığınız zaman kendilerinden önce köprü kurmak isteyenler, bunun hazırlığında olanlar, bunların bütün ameliyelerini, hastalarını reddetmektir, inkardır. Onun için peygambere teslim olmak. Büyük ruhlu alimler ve onların tesis ettiği medrese, ilim, irfan merkezlerinde bu vardır. Fakat bunlar filozoflarda olduğu gibi meydan yerine çıkıp da cinnet krizleri geçirip akıl tutulmasına mahkum olup böyle sokak naraları atmamışlardır. Sokak naraları atmadığında zannederler ki bizim medresemizde skolastik bir hava vardır, özgün insanlar yoktur. Aslında büyük akıllar buradadır. Siz orta çağa, orta çağın o üretken olduğu, kurucu olduğu iddia edilen akıllarına baktığınız zaman hepsi üstadın ifadesiyle satı üstü kobyacılardır. Bizim irfanımızdan almışlardır. Sicilya üzerinden almışlardır. Endülüs üzerinden almışlardır. Fakat intihaldir. Batının kültürüne baktığınız zaman, entelijansiyasına baktığınız zaman arkasında kocaman bir intihal görürsünüz. Gazali görürsünüz, Razi görürsünüz. Yani ben bunu yenilmiş bir medeniyetin mağlup ferdi olarak söylemiyorum. Çünkü böyle bir ifadeyi kabul etmiyoruz. İslam'ın mağlubiyeti söz konusu olamaz. Çünkü bizim dağımız, ilim, fikir ehramımız bütün azametiyle ortadadır. Ama insanlar yerin altındaki dehlizlerde kubur fareleri gibi oralarda dolaşıyorlar. Yani o dehlizlerde dolaştıklarında kafalarını kaldırıp bizim ehramımızı göremiyorlar. Yani eğer baktıkları zaman, Batı'yı mukayese ettikleri zaman İslam irfanının Batı'yla mukayese edilemeyecek bir noktada olduğunu göreceklerdir. Birinden zemzem akıyor, birinin vadisinden zemzem akıyor, ötekinin vadisinden ise kanalizasyon akıyor. İşte bugün gözyaşı akıyor, kan akıyor. Birisi uygarlıktır, birisi medeniyettir. Birisi semaya yükselmektir, birisi çukura, daha çukura doğru insanlığı çekmektir, mahkum etmektir. Bu noktadan bakmak lazım. Yani bununla alakalı Batılıların yaptığı çalışmalar da var. Orta Çağ algısı, Orta Çağ'da İslam algısı diye Batılı bir tarihçinin bir tezi var. Kitap haline de getirildi, Türkçe'ye de tercüme edildi. Orada Orta Çağ'daki papazların, psikoposların yakınmaları var. Diyorlar ki yani tarihte Hristiyanlık böyle bir savrulmaya muhatap olmamıştır. Nereye gidersem kilise köşelerinde en zeki Hristiyan öğrencilerin ellerinde İslam alimlerinin kitapları var. Yani nasıl bugün birinci sınıf akla sahip olan öğrenciler Oxford'da, Cambridge'de okumak, kariyer yapmak için oraya gidiyorlarsa, işte çok değil 5 asır önce Batılılar kilise köşelerinde, kilise kaldırımlarında İmam Gazali'nin, İmam Razi'nin kitaplarını okuyorlardı. Madem ilim böyle bir konuma sahiptir, bugün felsefe neden öndedir? Niçin felsefenin tasavvurları hayatın bütün şubelerinde hakimken ilim, kurum ve kuruluşlarıyla ikinci planda kalmıştır? Neden böyledir? Çünkü felsefe vadisi derinleşti. Felsefe vadisi siyasetle derinleşti. Batı, İslam'ın ve ümmetin hamisi Osmanlı'yı Kuzey Afrika'da görünce, Anadolu'da ve havalisinde Osmanlı'yı görünce, Allah Resulü Aleyhisselam'ın davasının emir erlerini, emir subaylarını görünce, Afrika'yı dolaşarak sömürme yollarını aradı. İşte Amerika'ya gitti. Afrika'yı dolaşarak Alsya'ya gitti. Orada aldıklarını, belki amiyane bir ifade olacak, çaldıklarını aldı getirdi. Batı'da o siyaset nehrinin, mecrasının debisini yükseltti ve taştı. Bizim siyasi zekamız, siyasi aklımız durunca, şuurunu kaybedince Batı'nın siyasi o mecraları geldi. Bizim ilim labirentlerimizi de vurdu. İlim bentlerimizi de vurdu. İlim bentlerimizi vurdu, tarumar etti. Peki aslında çöken bizim siyasi bentlerimizdi. Siyasi bentlerimiz sökünce ilim ehramımız da enkaz altında, işgal altında kalmıştır. Yani çöken Batı medeniyeti, Batı uygarlığı karşısında yıkılan ilim değildir, siyaset ayağıdır. Siyaset çökmüştür. İnsanlar ruhlarını, şuurlarını kaybetmişlerdir. Nitekim Batı'ya gönderdiğimizde, o son 2 asırda bakarsanız, Batı'ya gidenler Batı'nın sokaklarına, üniversitesine, fabrikalarına, teknolojisine, iktisadına vesairesine mahkum olarak geriye dönmüşlerdir. Bir aşağılık psikolojisiyle gelmişlerdir. Neden böyledirler? Çünkü 2. sınıf, 3. sınıf akla sahip olanları Batı'ya gönderirseniz mahkum olarak gelirler. Çünkü onların Efendimiz Aleyhisselam'dan, İslam'dan, irfandan, o ilim ehramından mahrumiyetleri vardır. Siz oraya gönderdiğiniz insanları eğer evvela Gazali'ye şakit yapsaydınız, İmam Rabbani'ye muhatap olsalardı, Taftazani'nin öğrencisi olsalardı, yani kollarının altında, zihin dünyalarında eğer Razi olmuş olsaydı, yani bir hoca olarak, alim olarak, allame olarak Razi tanınmış olsaydı, yıkılmayacaklardı, mahkum olmayacaklardı. Ama maalesef siyaseten mağlup olunca, sanatta mağlup olunca, işte bu sanki ilimde de bir mağlubiyeti getirmiştir. Bu büyük bir yanlıştır. Yargısız bir infazdır. Siyasiler mahkum edilmesi gerekirken ulema mahkum edilmiştir. Yani ulemaya gidip de işte bu devlet çöküyor, bir enkaz var, bir yok oluş var, siz buna çözüm ve çareler üretebilir misiniz dendi de ulema bundan istinkaf etmiştir. Böyle bir cümleyi birisi çıkıp da tarihten getiremez. Yoktur yani böyle bir şey. Hatta Mecelle şunu söylüyor. Ulemamız çıkıyorlar. 1858'deki o ilim hamlesiyle Batı'ya, batılılaşanlara, 3. sınıf kafalara ulema diyor ki İslam hayatın bütün sorunlarını çözmeye kadirdir. O kadar kadirdir ki sizin işte İsviçre'ye, Almanya'ya, Fransa'ya vesaireye yamandığınız böyle bir zamanda İslam diyor ki ben bu cemiyetin bütün sorunlarını değil dört mezhebin birikimiyle, sadece Hanefi mezhebinin racih olan görüşleriyle bile çözmeye kadirim, muktedirim. İşte Mecelle böyle bir şaheserdir. Ulemanın devlet-i âliyeye, o büyük destana, muazzam destana ara noktası düşülürken verdiği cevaptır bu. Bir ilim hamlesidir, fikir hamlesidir. Bu zaviyeden bakmak lazım. Mağlubiye siyasete aittir. İlme, ulemaya, medreseye bu yaftadır yani. Hocam, medrese Müslümanların siyasi güçlerini yitirdiği son iki asırdan ne kadar sorumludur ve bu izmihlali yeni hale dönüştürecek iradeye sahip midir? Yani Allah'ın inayetiyle o irfana da, ilme de, fikre de, harekete de maliktir. Ama medrese mahkum edilmiştir. Nasıl mahkum edilmiştir? İngilizler bütün kavşak noktalarını tuttular. Kendi adamlarını kavşak noktalarına koydular. Yetiştirdiler. Ezher'de yetiştirdiler. İstanbul'da, Hindistan'da yetiştirdiler. Zahiren baktığınız zaman etiyle, kemiğiyle size aittir. İsmiyle size aittir. İslam'a, belki doğuya aittir. Fakat düşünceleri, akılları itibariyle batıya aittir. Siz onlara mustarip diyebilirsiniz yani. Batıya meftun insanlardır bunlar. Aşıktırlar yani. Zarfına aşıktırlar. Her şeyiyle kendi medeniyetlerini eski görürler. Eski gördüklerinden dolayı Batı'nın o düşünce çöplüklerinde, düşünce kabristanlığında buldukları her şeyi almak isterler. Ahmet Şevk'in dediği gibi inne cedidehum huve kadimu rubba. Yani bunların yeni dedikleri aslında Batı'nın eskileridir. Yani o kadar hayasız bir noktaya savrulmuşlardır ki bunlar eski diye utanmasalar babalarını bile inkar edecekler yani. Hatta bu noktaya bile gelinmiştir. Abdullah Cevdet gibileri Avrupa'dan damızlıklar getirelim, bu milleti farklı, daha böyle muazzam bir hale dönüştürelim diye cisim, zarf itibariyle bu tür tekliflerde bulunanlar bile olmuştur. O halde medrese mahkumdur. Medrese yargısız infaza muhatap olmuştur. Batılı adam bunu biliyor. Bunu bildiğinden dolayı medreseleri kapattırmıştır. Yani bu millet Müslümandır. Akşamdan sabaha kadar Hristiyan olmamıştır. Dinini terk etmemiştir. Eğer bu millet Müslümansa o halde namaz kılacak. Bu millet cenazesini kaldıracak. En azından ibadetle alakalı esasları yerine getirecek kadar medreseye müsaade edilmelidir. Ama batılı adam medresenin o varlığını, dinamizmini, hayatı teşkil eden akla sahip olduğunu bildiğinden ona dair bir noktaya bile tahammül edememiştir. A'dan Z'ye kadar medreseyi hatırlatan, medreseyi çağrıştıran neler varsa kapısına kilit vurulmuştur. Ve bu yetmemiştir. Bir de harf devrimi yapılmıştır. Harf devrimi yapılmasının arka planında işte o medresenin bakiyesi olan alimlerimizin, ulemamızın, Mustafa Sabri Efendi'nin ifadesiyle hani diyor ya, ben Mısır'a gitmeden önce orada kudema var zannederdim, Ezher var zannederdim. Bir ilim, irfan sarayı var. Tabii ki o yıllarda Ezher yine bugüne nispetle bir ilim, irfan sarayıdır. Böyle görmek lazım. Yani İstanbul'la mukayese zahir olsun diye söylüyorum. Geldiğimde gördüm ki diyor, yani ulema-u Fatih afdalu min ulema-i Ezher. Fatih'in alimleri, onlar Ezher'in ulemasından çok daha üstün bir makama, mevkiye sahipler. O halde mahkum edilen bir medrese var. Harf inkılabıyla, devrimiyle hayattan tecrid edilen bir ulema var. Bunlar yani bir mecmuayı bile okumaktan acizler. Düşünün ki yani birileri çıktılar, dediler ki üniversitenin dili, okulların dili bundan sonra falan lisan olacaktır. Yarından sonra bu uygulanacak. Üniversitedeki bütün hocaları siz sistemin dışına çıkarıyorsunuz. Yani üniversitede ders verecek hoca bulamazsınız. Peki ne yapacaksınız o zaman? Hangi lisanı kabul ettiyseniz o lisanı iptidai düzeyde bilenleri getireceksiniz. Üniversite kürsülerine koyacaksınız. İşte yapılan budur. Ulema, allameler, onlar sistemin dışına itilmişler. Latin alfabesini çok iptidai düzeyde bilenler, onlar getirildiler. İşte sistemin başına koyuldular. Bir de Çanakkale'de işte ulemamız yani ne yapmıştır? Ulema bu asırda hem alimdir, hem kahramandır, hem mücahittir, hem komutandır. Filistin'deki Tugayların arkasında o Tugayları kuranlar alimlerdir. İsrail'e karşı, Yahudi'ye karşı direnişi başlatan alimlerdir. Hindistan'da İngiliz sömürüsüne karşı direnenler alimlerdir. Çanakkale'de Tugay komutanlarına baktığınız zaman işlerinde İstanbul'dan gelen dersanları görürsünüz, alimleri görürsünüz. Yani ulema savrulan bir siyasetin içerisinde bir sancak gibi ayakta kalan birliktir. Ayakta kalmanın adıdır. İşte onun için o günler de gelecektir. Medreseye, alime, ulemaya iade-i itibarda bulunulacaktır Allah'ın inayetiyle. Peki yani sizin sorunuzun hani devamı mesabesinde söyleyeyim. Medrese dün itibariyle bunu yapabilir miydi? Tekrar bugün yapabilir mi? Dün itibariyle bunu yapmaya daha müsaitti. Neden müsaitti? İşte medreseye baktığınız zaman devlet-i âliye çekilirken, siyasi alandan çekilirken o medrese Ali Haydar Efendi, Bediüzzaman gibi, Süleyman Efendi gibi, Ahmet Naim gibi, Kamil Miras, Elmalılar, Ömer Nasuh Bilmen gibi, Mustafa Sabri, Zâhid el-Kevserî gibi büyük allameleri bırakmıştır. Yani bunu sayabilirsiniz siz. Onlar yüzlere kadar gidebilirsiniz. Bu kadar devam edebilir. Peki Cumhuriyet döneminde şu kadar üniversitemiz var. Şu kadar ilahiyat fakültemiz var. Şöyle bir algı da var. Ne kadar fakülte açarsanız, ne kadar ilahiyatınız olursa ilim bayrağını o kadar yükselteceksiniz. Bu bütünüyle yanlış bir nazariyedir. Zarfa bakarak ilim ehramını yükseltemezsiniz siz. O halde mazrufunuz olmalıdır. Fakültelerimiz artıyor, okullarımız artıyor ama Mişkâtun Nubuvve'ye düne nispetle daha yakındayız diyebilir miyiz? Yani ilahiyat fakültelerimizin sayısı şu kadarken şimdi şu noktaya gelmiştir. Bugün 10 yıl öncesinden 10 yıl önceye nispetle fıkha, tefsiri, hadise, Mişkâtun Nubuvve'ye daha yakın bir noktadayız diyemeyiz. Ve şu kadar ilahiyatımız, şu kadar devlet bütçesi harcanmasına rağmen Elmalılı gibi, İmam Zâhid Kevserî gibi, Mustafa Sabri, Ali Haydar Efendi gibi bir alim yetiştirememiştir. O halde bu destan yeniden yazılacak. Bu destanı Sabri Efendilerin, Zâhidül Kevserilerin yolunda gidenler yapacaktır. Çünkü onlar yenilmemişlerdir. Mağlubiyet siyasetin yaftasıdır. İade-i itibar olacaktır. İade-i itibarın günü gelecektir Allah'ın inayetiyle. Bu noktaya nasıl geldik? O konuşulunca o zaman bu yargısız infazın da ne olduğu, nasıl yapıldığı da zahir olacak Allah'ın inayetiyle. Medresenin İslam tarihindeki yönlendiren ve yöneten iradeye tekrar sahip olması için neler yapmalıyız? Bu noktada hal çaresi keşf-i kadimdir diyebilir miyiz hocam? Efendim keşf-i kadimdir. Keşf-i kadim nedir? Yani Kur'an-ı Hakim ifadesiyle yuridullahu liyubeyyine lekum ve yehdiyekum sunenellezine min kablikum. Öncekilerin yoluna yani rotanızı çevirebilmek, öncekilerin yolunda yürüyebilmek. Allah da bunu murad ediyor. Yani şeriatın gelmesinin, İslam'ın, Kur'an-ı Hakim'in, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilişin arka planında bu vardır. Yuridullahu liyubeyyine leküm ve yehdiyeküm sunenellezine min kablikum. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a Hz. Musa'nın, İsa'nın, Adem'in, diğer peygamberlerin yolunu işaret ediyor. O halde biz de şunu yaparız yani. İmam Kevserî'nin ifadesiyle 100 yıl önceki bir mühendisle bugünkü bir mühendisi kıyas yaptığınızda, 100 yıl önceki bir doktorla bugünkü doktorun müktesebatını kıyas ettiğinizde bugünkü doktorlar tababette ya da mühendisler hendesede daha ileri bir noktadadırlar. Çünkü ilim sürekli terakki ediyor. Fakat ilimde baktığınız zaman, fıkıhta, tefsirde baktığınızda işte 100 yıl önceki alimlerimiz yok. Şu kadar kütüphanemiz var. İstediğiniz kitaba istediğiniz anda ulaşabiliyorsunuz. Ama bugün bir Zâhidül Kevseriniz yok, Mustafa Sabri'niz yok. Yani Mehmet Savaşı'nız yok sizin bugün. Yani bu okulları toplasanız bütün bunların hasılasından bir Mehmet Savaş çıkaramazsınız. Bir Halil Gönes çıkaramazsınız yani. O halde ne yapmak lazım? Yeniden bu oluşa dönmek lazım. Varoluşa dönmek lazım ki bu destanı yazabilelim. Keşf-i kadim olmalı. İmam Kevserî'nin söylediği gibi siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yürüdükçe Mişkâtun Nubuvve'ye ışığa daha yakın olacaksınız. Şöyle tasavvur edin, 1 kilometre ötede zifiri karanlık bir gecede bir ışık var. Buraya ne kadar o ziya gelecektir? Az olacaktır. Işığa doğru yürüdükçe, yaklaştıkça nur artacaktır. Nurdan daha fazla nasipdar olacaksınız. tarihe doğru zaman tünelinde yürüdüğünüz zaman işte Zâhid el-Kevserî, oradan Ebu Suud'a, oradan Kemal Paşazade'ye, Hocazade'ye gidiyorsunuz. Oradan Edebali Hazretleri'ne devam ediyorsunuz. Sarahsilerden, Ebu Yusuflardan, Ebu Hanife, Hammad derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyorsunuz. Allah Resulüne ne kadar yakınsanız o kadar ziyadan, nurdan nasipdar oluyorsunuz. Yani Ebu Hanife'deki o ilim ehramını sonraki asırlardaki alimlerle, fakihlerle kıyaslayamazsınız. Kıyaslayamadığınızdan dolayıdır ki sonraki alimler Ebu Hanife'ye dair, onun ilim ve irfanına dair hükümlerini tayin ederken ona İmam-ı Azam demişlerdir. Yani keşf-i kadim ne olacaktır? Hayatı okuyacaksınız, hayatı güncelleyeceksiniz, metin kitaplarını alacaksınız. Yani bizde şu yoktur. Medrese, skolastik bir anlayışın hakim olduğu, böyle hayata kapanan merkezlerin adı değildir medrese. Medresede şerh vardır, medresede haşiye vardır. Şerh ve haşiye şu demek: size bir metin kitabı verirler, metin kitabını alırsınız, sonra bu metin kitabına siz muhatap olursunuz. Metin bağ demek, yani öğrenciyle hocayı birbirine bağlar. Hoca konuşur, öğrenci dinler. Öğrenci üreten bir akılla dinler. Eski kitaplarımıza bakarsanız, o ilk baskı kitaplara, matbaayı amire kitaplarına ya da el yazma kitaplara, kocaman bir sayfa. Sayfanın içinde şu kadar bir metin vardır orta yerde, kenarlar boştur. Bu talebenin kitabıdır. Yani bu kitap telif edilirken mantık şu: siz hocayı dinlerken telif edeceksiniz. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh diyor ki, benim telifatım öğrenciliğimde başladı. Pek çok alimin şerhi öğrencilik yıllarına aittir. Hocalarını dinlerken üretmişlerdir. Haşiyeler, talikler vesaire o zaman başlamıştır. O zaman şunu dememiz gerekir medreseye dair: metinler, şerhler, haşiyeler her alimin çağın diline hakim olması demektir. Çağın sorunlarına hükmetmesi demektir. Çözüm ve çare üretmesidir. Şerh alıyorsunuz, bir şerhi. O şerhle o metini bugünün sorunlarına nasıl tatbik edeceksiniz? Nasıl güncelleyeceksiniz? Her şerh güncellenen metin demektir. Böyle anlamak lazım. Bu da keşf-i kadimdir. Evvela medrese o şarihleri bulmalıdır, o muhaşşileri bulmalıdır. Ya, ama maalesef bugün o medreseler Süleymaniye, Beyazıt kapatıldıktan sonra değil üreten muhaşşileri, şarihleri bulmak, metinleri anlayacak, pek çok yeri kastederek söylüyorum, anlayacak talebelerden ve hocalardan mahrumuz. Evvela o mahrumiyeti ortadan kaldırmalı, ardından destan yazılacaktır Allah'ın inayetiyle. Hocam, fıkıh hayatın ana damarlarına nüfuz edemiyor. Müslümanların işte kahraman dediği adamlar temel mevzularda İslami esasları esatirul evvelin, yani öncekilerin masalları olarak görebiliyor. Söz konusu Müslümanlar İslam irfanını değerlendirirken neden oryantalistlerden daha sert bir söylem tercih ediyorlar? Efendim, siz mahrum olduğunuz bir dünyaya dair ezbere bir takım cümleler sarf edeceksiniz. Evvela bunlarda derin bir mahrumiyet vardır. Yani siz bunların, bu payelerin sahiplerine bakın, onların biyografilerine bakın, siretlerine bakın. Bir metin kitabı bir hocanın rahlesinde baştan sona çoğu okumamıştır. Ya da birkaç tane okumuşlardır. Sıra kitaplarından, medreseden mahrumdurlar. Anlayamadıklarından bu hükümlere varmışlardır. Bir riddet vardır. İslam'a dair, irfana dair, ilme dair bir riddet vardır. Fakat bu riddetin merkezinde medrese bunların sorunlarını çözemedi de bundan dolayı reddetmişlerdir. Bunu söyleyemeyiz. Çünkü bunlar o dünyanın içine girmediler. Tanımıyorlar. Tanımadıkları dünyayı tamamen oryantalistlerin ifadeleriyle reddediyorlar. Evvela bunları bu dünyanın içine çekmek lazım. Yani Taftazani'yi göstermek lazım. İmam Nevevi'yi anlatmak lazım. Medresenin bir üst seviye dünyası vardır. Siz o üst seviyeye çıkabilmeniz için tedricen yürümeniz gerekiyor. Yani bir müptedi olmanız lazım. Müptedi olmadan, yani o ilim basamaklarında yükselmeden bir usulü fıkıhta mir'ata muhatap olamazsınız. Fıkıhta hidayeye muhatap olamazsınız. Nahiv'de nahvin felsefesini yapan Molla Cami'ye muhatap olamazsınız. Buna nail olabilmek için evvela müptedi olmanız lazım. Sıra kitaplarını anlamanız lazım. Bunları okumadıklarından dolayı anlıyorlar, alıyorlar bu kitapları ellerine. Bakıyorlar ki yani bir takım buralarda siyah çizgiler var. O siyah çizgilerin dünyasına inemiyorlar. O çizgiler hangi dünyada kendi varoluşlarını tayin ve tespit ettiler? Şimdi anlam bilime dair kademere yapışanlar, dilteye öğrenci olanlara şunu sorsanız, deseniz ki siz hangi hocada usul fıkıh okudunuz? Okudunuz da usul fıkıh, Kur'an-ı Hakimi, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesini anlamada, hayata tatbik etmede yetersiz kaldı. Bu yetersizlikten dolayı mı Gademer'i siz bu topluma öneriyorsunuz, arz ediyorsunuz? Onların tamamı belki de ne İmam Serahsi'nin usulüyle, ne Şatibi'yle, ne İzbin Abdüsselam'la, ne şunla, ne bununla hoca öğrencilik münasebeti olmamıştır. Onlar bir defa hakim medeniyeti olarak Batı'yı kabul ettiler. Onun posalarını hakikat olarak alıyorlar. Bir reddediş vardır, bir riddet vardır. Bu riddetin temelinde de aşağılık psikolojisi vardır. Evvela bunu aşmaları lazım. Yani biz onlara şunu öneriyoruz. Esatürül evvelin dedikleri o masallar Batı entelijansiyasının varoluş metinleri olmuştur. Onlar Rönesanslarını tayin ve tespit ederken ellerinde Esatürül Evvelin diye niteledikleri İmam Gazali'nin ve İmam Razi'nin kitapları vardı. O zaman Batı'yı evvela onu Esatürül Evvelin olarak nitelemeleri gerekir. Modern zamanda medrese algısı özgür düşünceye esaret zinciri vuran bir fenomen olarak algılanıyor. İddia edildiği gibi medrese ben merkezli, buyurgan bir iradeye mi sahiptir? Yoksa egemen güçlerin yargısız infazına mı mahkum edilmektedir? Şimdi evvela Kur'an-ı Hakim özgür akıl ister. Ebu Hanife içtihat ediyor. Muhatapları, aslının tanıkları, ehl-i sünnet çizgisinde olan müştehitler onun içtihadına engel olma gibi bir ameli içerisine girmediler. Yani bu içtihattır dediler, içtihatlarına saygı gösterdiler. Neden bunu yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim ulemayı, alimleri, müştehitleri içtihada davet ediyor. Yani özgür düşüncenin tarafında yer almaya çağırıyor. Mesela selasete kuru ifadesi. Yani kur kelimesine baktığınız zaman işte bakıyorsunuz İbn Mesud'a, Zeyd bin Sabit'e biri tuhurdur diyor, biri hayızdır diyor. Peki şari, Cenab-ı Hak yani bunun Arap dilinde tuhur ve hayız anlamına geldiğini biliyor. Peki bilmesine rağmen neden böyle bir ifade indiriyor? Neden tuhur demiyor? Neden hayız demiyor da selasete kuru ifadesini kullanıyor? Yani İbni Mesud'la Zeyd bin Sabit düşüncenin ufkunda, Kur'an-ı Hakim'in gölgesinde taakkul etsinler, tefekkür etsinler. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisenin başında buyuruyorlar ki tefekkeru fi kulli şey, tefekkeru fi halkillah. Yani mahlukata dair düşünün. İmandan sonra düşüncenin ufkuna kanat vurun. İbn Mesud Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an-ı Hakimi anlama noktasında Efendimiz Aleyhisselam'a muhatap olan bir öğrenci. Yani Allahümme allimhu te'vilel Kur'an diye Efendimiz Aleyhisselam'ın dua ettiği, peygamberin duasının da müstecab olduğunu düşündüğünüz zaman yani o nailiyete muhatap olan bir sahabi İbn Mesud, o da Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinden hareketle buyuruyorlar ki tefekkeru fi kulli şeyin. Hayatın bütün mesailine, bütün şubelerine dair düşünün. İslam'ın bidayetine baktığınız zaman seraba bir özgürlük görürsünüz. Kur'an-ı Hakim de zaten varoluşu insanları özgürlüğe davet ediyorlar. Peki Ebu Hanife'nin meclisinde Züfer diye birisi var yani. Her meselede Ebu Hanife'ye itiraz eden. Hani Züfer'i bir tarafa koyun, Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in, Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh her içtihadına karşı bir içtihadı vardır. Onu anlama noktasında. Peki Hanefi fıkı tedvin edilirken o kitabın içerisine Ebu Yusuf'un da İmam Muhammed'in de İmam Züfer'in de içtihatları vardır. Yani bunlar hocalarına itiraz ediyorlar. Nasıl olur yani? Bu bir edep ihlalidir diye hadiseye bakmadılar. Bilakis bunu İslam irfanının bir hasılası olarak gördüler, neticesi olarak gördüler, saygı gösterdiler, aldılar. Metin kitaplarına, şerh kitaplarında, daha çok şerh kitaplarında bunlar vardır. Zahir rivaye kitaplarında, nadir rivaye kitaplarında bunları görebilirsiniz. Yani İslam sonraki dönemlerde de buna saygı göstermiştir. Özgürlüğün merkezi olmuştur medreseler. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh diyor ki: "Lev ra'aytar racul ya'melul amel ellezî ihtulife fîhi ve ente tera ziddehu felâ tenhehu." Yani sen bir adam görüyorsun, bir takım şeyleri yapıyor, söylüyor, fakat o mesele ihtilaf edilen bir konudur. Sen de onun yaptığının zıddına bir içtihada ya da fikre sahipsin, onu reddetmeyeceksin. Eğer içtihat konusuysa, içtihada açık bir mevzuysa, senin kabul ettiğinin zıddına bir takım ameliyeler yapıyor ya da fikir izhar ediyorsa ona saygı göstereceksin. İmam Malik rahmetullahi aleyh Muvatta'yı telif ettiği zaman, tedvin ettiğinde sultan geliyor, diyor ki: "Efendim, bütün devletin merkezlerine, vilayetlere bu kitabı gönderelim, her yerde bu kitap uygulansın, medreselerde bu olsun, bunu tatbik etsinler." İmam Malik rahmetullahi aleyh karşı çıkıyor. Yani size gelip diyorlar ki: "Hocam, siz hadiste, fıkıhta zirve isimsiniz. Devletin bütün okullarında sizin kitabınız ders kitabı haline gelsin, ana metin olsun, ama siz buna karşı çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki, yani in havvaltumun nas mimma ya'rifun ila ma la ya'rifun ra'u zalike küfran." Eğer insanları bildiklerinden alır, bilmediklerine taşırsanız bunu inkar ederler, bunu küfür olarak algılarlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı radıyallahu anhum Medine dışındaki farklı yerlerde de yaşadılar. Dolayısıyla oralarda da hadis imamları vardı. Onlar da hadisleri tedvin ettiler. Onların da hadis mecmuaları var. Eğer siz alır Medine'de telif edilen, tedvin edilen hadis mecmuasının Muvatta'yı, içinde fıkhi mesail de var, götürür bütün şehirlerde ana metin haline getirirseniz oradaki insanlar kendi hocalarının telifatı vardır. Onunla bunu kıyas edecekler. Hocalarına olan muhabbetinden dolayı belki bunu reddedecekler, inkar edecekler. Onları hakikatin inkarına savurmuş olabilirsiniz. Yani İmam Malik'e baktığınız zaman, ondan öncesinden sonrasına baktığınız zaman medrese hayatın önünü bütünüyle açmıştır. Yani Ehl-i Sünnet çizgisindeki bütün telifata ihtiram göstermiştir, almıştır, istifade etmiştir. Talebelerin bizzat itiraza teşvik etmiştir. Yani İFAM halkalarını siz biliyorsunuz. İFAM halkalarında ders nasıl takrir edilir? Evvela dersi takrir edecek, okutacak kardeşimiz gelir. 10-15 dakika kadar meseleyi hulasa eder. Sonra söz kardeşlerimize verilir. Onlar metin, şerh, metin ve şerhin yorumunu onlar yaparlar. Onlar okurlar. Hoca yeri geldiği zaman girer, müdahil olur. Talebe itirazını da beyan eder yeri geldiği zaman. Yani eğer talebe itiraz etmiyorsa o halkada, yani kendi görüşünü ya da izhar etmiyorsa, beyanda bulunmuyorsa, onun makbuliyeti diğerlerine göre, fikir beyanında bulunanlara göre daha azdır, daha düşük seviyededir.